Yepyeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Her ay sizler için hazırladığım 5000 ila 10.000 TL'lik akıllı telefonlar listemin Haziran ayı için hazırladığım özel versiyonuna hoş geldiniz arkadaşlar. Bu ayki listemizde güzel akıllı telefonlar var. Yeni akıllı telefonlar da var listeye eklediğim. Ama sizlerden ricam bu videoyu beğenmeniz ve kanalıma da abone olmanız. Çünkü sizlerin desteğiyle bu işleri daha iyiye götürebilirim sevgili arkadaşlar. Şimdi gelelim listeye. Tabii biraz da dertleşmek lazım sizlerle. Çünkü biliyorsunuz asgari ücrete bir zam yapıldı ve akabinde de yine dövizde ciddi bir oynama oldu. Dolayısıyla bugün sizlere anlatacağım akıllı telefonları yayınladığım günlerde satın alırsanız biraz daha kazançlı olabilirsiniz. Akabinde sizler için işler daha zor olabilir sevgili arkadaşlar. Onu da altını çizeyim. Tabii ki işler zor olabilir derken bütçenizi ayarlama anlamında zor olabilir. Çünkü muhtemelen bu akıllı telefonlara da çok kısa bir süre içinde zam gelecektir diye düşünmekteyim ve listemizin ilk sırasında Realme C55 var. Geçtiğimiz günlerde sizlerle incelemesini paylaştığım Realme'nin C55 modeli gerçekten enteresan bir akıllı telefon olmuş. Ülkemizde üretilen bu akıllı telefon modeli hani her anlamda kullanıcıyı böyle memnun etme odaklı yola çıkan bir cihaz sevgili arkadaşlar, ama aslında en çok beni cezbeden tarafı şu: 6300 ile 6500 TL bandından bu akıllı telefonun düşük versiyonunu satın alabiliyorsunuz. Biliyorsunuz 128 GB'lık olan versiyonunu. Eğer isterseniz 256 GB'lık versiyonuna da çıkabiliyorsunuz. Onlara 8000 TL bandına geliyor fiyat. Ancak 6300 liralık bir fiyat etiketiyle bu cihazı satın alabilmek bence oldukça önemli. Çünkü tasarımı gerçekten çok güzel bu akıllı telefonun. Kameraları da keza bu fiyat seviyesine göre gayet yeterli. Genel tasarımı bizler için böyle güncel bir tasarım olarak geçiyor. Ancak bu cihazda iPhone'larda gördüğümüz dinamik adanın kullanıldığı ilk Android telefon olma özelliğinde bünyesinde bulunduruyor aynı zamanda C55 modeli. Her anlamda yenilikçi bir akıllı telefon diyebilirim sizlere. 90 Hz'lik bir paneli var. 33 Watt'lık bir hızlı şarjı ve 5000 mAh'lik de bir pili var. Bu dönemde alınabilecek en mantıklı cihazların arasında doğrudan ilk 3'e girer bence Realme C55. Sizler de düşünüyorsunuz Realme C55 hakkında, yorumlara yazmayı da unutmayın arkadaşlar. Dediğim gibi incelemesi de kanalımda var. Kartlara eklerim, oradan izlersiniz. Ve gelelim listemizin ikinci sırasında yer alan Samsung Galaxy A24'e. Bu akıllı telefon da 8000 TL bandında bir akıllı telefon ve açıkçası beni etkileyen bir akıllı telefon oldu. Çünkü bu cihazın ekranına hakikaten şaşırdım arkadaşlar. 90 Hz'lik ve Super AMOLED panel ile geliyor. Hani bu fiyat bandında böyle bir ekran olur mu? Hakikaten olur dedim son dönemde çıkan cihazlarla karşılaştırdığımda. Evet, içerisinde bir MediaTek'in Helio G99 işlemcisi var. Doğru. Biraz bazılarınız için üzüyor olabilir. Ancak gün sonunda baktığımızda bu akıllı telefonun tasarımı S serisiyle aynı esintileri taşıyor. Genel anlamda da fena bir cihaz değil. Yine bu cihazın inceleme videosunu kartlar bölümüne bırakıyorum. Oradan izlersiniz sevgili arkadaşlar. Listeyi hazırlarken şuna dikkat ettim. Listedeki çoğu cihazın inceleme videosunu kendi şahsi kanalımda da inceleyip sizlerle buluşma fırsatına erişmişim. Gerçekten çok mutlu oldum listeyi hazırlarken bu açıdan. Artık hayali değil. Bazı şeyleri size de böyle hani kartlarda var, gidin bakabilirsiniz diyebilecek seviyeye getirmişim bir yılda gerçekten. Bu da benim için güzel bir gelişme. Sizlerin sayesinde tabii ki, onu da unutmamam lazım. Hemen akabinde bir başka Samsung akıllı telefon bizleri karşılıyor. Samsung Galaxy S20 Fan Edition arkadaşlar. Bu akıllı telefonda hani Snapdragon 865 modeli bir işlemciyle geliyor. 120 Hz'lik bir ekran paneli var. Tabii ekran anlamında ve genel deneyim anlamında bu akıllı telefon dediğim gibi 10.000 TL bandında bir amiral gemisi performansını, bir amiral gemisi deneyimini sizlere yaşatabilecek bir cihaz diyebilirim sizlere. O açılardan değerlendirirseniz sizler için daha mutlu olursunuz diye düşünüyorum. Daha mutlu edersiniz diye düşünüyorum. Tabii yine son yorum sizlerin, ancak burada şu telefonda olsaydı, bu telefonda olsaydı dediğiniz cihazları da mutlaka yorumları yazın ki onları da ekledik, ya da bu telefonu niye koydun kardeşim, böyle bir cihaz mı olur dediğiniz bir telefon varsa da yine her zaman olduğu gibi sadece olumlu değil olumsuz yorumlarınızı da aşağıya bekliyorum arkadaşlar. Geçtiğimiz aylarda yine sizlerle incelemesini buluşturdum. Honor'un X9A isimli bir akıllı telefon modeli var. Bu akıllı telefon modeli gerek tasarımı, gerek malzeme kalitesi, gerek de performansıyla hakikaten sizleri mutlu edecek bir akıllı telefon modeli. Bence hazır indirime girmişken de tercih edilebilir. Çünkü ben sizlerle bu cihazı buluşturduğumda fiyatı yaklaşık 10.000 TL bandındaydı. Bugünlerde baktığımda 8.700 TL bandında bu akıllı telefon, ki ben bu videoyu çektikten birkaç gün sonra sizlere videoyu yayınlayabileceğim. Çünkü önünde farklı videolar var. Normalde çektiğim gün yayınlıyordum bu videoyu ama şu anda böyle olacak. Hem de bayram tatili var biliyorsunuz. Bayramda sizlere de böyle güzel bir içerik olur
diye düşündüm. Özellikle telefon arayışı içinde olacak arkadaşlarım için. Dediğim gibi Honor X9'a ana kamerasıyla güzel, tasarımıyla güzel ve malzeme kalitesiyle de sizleri mutlu edecek bir akıllı telefon. 8700-9000 TL bandında sizlerin de hoşuna gideceğini düşündüğüm 5G destekli 40 watt hızlı şarjda bünyesinde bulunduran bir cihaz olarak bizlerle buluşuyor. Tabi sizlerin de yorumu burada oldukça önemli bu cihaz hakkında. Ben yine yerine yepyeni bir sürü cihaz çıkmasına rağmen bu ayki listeye Xiaomi'nin Redmi Note 10 Pro cihazını eklemek istedim arkadaşlar. Çünkü bu akıllı telefon hala 256 GB'lık versiyonuyla bile satın alma fiyatına baktığımız zaman 8700-9500 TL bandı arasında renkleri sebebiyle değişkenlik gösteren bu fiyat sebebiyle onu da söyleyeyim sizlere. Çünkü arada bayağı bir fark var. Ancak yine de çok iyi bir fiyatta bizlerle buluştuğunu düşünüyorum bu akıllı telefonun. Peki neden daha yeni modeller değil, daha doğrusu 11 değil de onu tavsiye ediyorum derseniz işlemcisi daha iyi. Ancak genel olarak bu akıllı telefona baktığımda ekranında 120 Hz'lik bir AMOLED panel olduğunu, 8 nanometrelik bir Snapdragon 732G işlemciyle geldiğini ve 108 megapiksellikte bir ana kamerayla bizlerle buluştuğunu görüyorum. Bu akıllı telefonun genel olarak dediğim gibi bu cihazı sizlerin de beğenerek kullanacağını ve satın aldığında da üzülmeyeceğinize inanıyorum. Ve gelelim Tecno Pova Neo 2'ye arkadaşlar. Bu akıllı telefon yani son dönemde sizlere sıklıkla önerdiğim ve satın alanların da memnun kaldığı bir akıllı telefon. Bu cihazın hiç uzatmadan lafı söyleyeyim. En önemli özelliği bence bir tasarımı. 2 pili. Çünkü cihazda tam 7000 miliamperlik bir pil var arkadaşlar. 7000 miliamperlik pil hakikaten çok büyük diyebilirim sizlere. Ve ekranına baktığımızda da 90 Hz'lik bir panel, 6 GB bir RAM bizleri karşılıyor. Genel anlamda malzeme kalitesi oldukça güzel olan bu akıllı telefonun 7000 miliamperlik pili bence çok yerinde olmuş. Böyle hani 5900-6000 TL bandında bu cihazı alıp bir büyüğünüze verebilirsiniz ya da yeni akıllı telefon kullanmaya başlayacak bir arkadaşımıza bu cihazı verirseniz gayet mutlu olur diye düşünüyorum. Özellikle şarjını bitirmesi bayağı bir zor olacaktır o kişi için. Ve tabii olmazsa olmaz. Benim şahsi düşüncelerim neler? Sizlere anlattığım cihazlar mutlaka iyi ve güzel akıllı telefonlar. Ancak 5000 ila 10.000 TL bandında satın alabileceğiniz cihazlar artık birazcık kısıtlı arkadaşlar. Dolayısıyla bu listeyi artık 10.000 ila 15.000'e de revize edebiliriz diye düşünüyorum. Ya da ayrı bir başka video olarak da 10.000 ila 15.000 çıkabiliriz. Sizler de bu konuda düşüncelerinizi bırakırsanız ona göre ben bir hazırlık yaparım. Ama benim şahsi düşüncem şu. Ben şu anda bir akıllı telefonu alıyor olsam ne yalan söyleyeyim gidip 1, 2 hatta 3 yıl önce çıkmış bir amiral gemisi modeli ikinci el olarak satın alırdım diye düşünüyorum. Çünkü baktığım zaman son dönemde çıkan orta seviye cihazların birçoğu amiral gemisi cihazların önceki senelerin amiral gemisi cihazlarının altında kalıyor. Dolayısıyla benim beklentim orta seviye cihazların geçmiş yıllardaki amiral gemisi akıllı telefon seviyelerine gelmesi. Şimdi onu yakalayamadığımız için birçok sebep var bunun için. Yani markaları marka vermeden zaten şu anda konuşuyorum. Bu videodaki markalardan bağımsız konuşuyorum. Dolayısıyla bu birçok sebepten dolayı bizlerle buluşan bu sonuca göre ben açıkçası geçmiş yıllarda çıkan amiral gemisi cihazların ikinci el modellerine de bir göz atabilirsiniz diyeyim sizlere. 5000 ila 10.000 TL arasında yine güzel cihazlar bulabilirsiniz. İkinci el de olsa temizliğine bakmaya da tabii ki özen gösterin sevgili arkadaşlar. Eğer isterseniz bu ikinci el akıllı telefon piyasası ile alakalı da bir içerik hazırlarım. Yine bu konuyla alakalı da düşüncelerinizi aşağı bekliyorum. Ve bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın efendim. Bay bay.